Ege'nin Dünya Açılan Penceresi TV'den ekranlarına, Güne Bakış programına hoş geldiniz. Bir canlı yayın konuğumuz var. Adil Yaşam Derneği Genel Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu bizimle birlikte. Muhammed Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz. Allah'a hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Biz Muhammed Haluk Çavuşoğlu'nu tanıyoruz ama ilk defa sizi bizim ekranlarımızda gören vatandaşlarımız için hem Muhammed Haluk Çavuşoğlu kimdir, hem Adil Yaşam Derneği nedir? Kısaca kendinizden ve derneğinizden bahsedebilir misiniz? 1987 Siirt doğumluyum. Uzun bir süredir İstanbul'dayız. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Evet. Ben Adil Yaşam Derneği sürecini abimin cezaevine girmesinden sonra böyle bir süreç başladı. Bir mücadele veriyordu. Türkiye'de biliyorsunuz bir adaletsizlik söz konusu. Bu her kesimden aslında artık çok daha fazla hale geldi. Tabii geçmiş dönemde bu kadar çok fazla çıkarılmıyordu bu ses. Ama ben hep çocukluğumdan beri örnek aldığım kişilikler vardı. Tarihten özellikle işte Hazreti Ali, Hazreti Ömer gibi onlar nasıl İslamiyet'in ilk doğduğu dönemlerde Mekkeli müşriklerine karşı vermiş olduğu o ciddi mücadele bana hep şiar oldu. Ben dedim ki adalet tektir. Adaletin terazisi tam orta seviyede olursa bunun bir anlamı olur. Yoksa onun dışında sadece dönemsel davranmış olursunuz. Bu şiarla çıktıktan sonra zaten siz böyle olduğunuz zaman sizin gibi insanları bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hani her kuş kendi ehliyle uçar, üzüm üzüme baka baka kararır gibi. Bu şekilde oldukça zaman zaman tabii ilk başlarda çok yalnızdık, bir şeyler yapamıyorduk. Daha sonra dediğim gibi işte abim 2001 yılında, ben hep şunu söylüyorum Mehmet Bey, bir suç varsa kesinlikle ceza olacak ama birazdan anlatacağım seçenekler de bunun içinde olursa daha adaletli olur. 2001 yılında 18 yaşını yeni doldurmuş, daha suçun ne olduğunu bilmeden cezaevle tanışmış bir abim var. Ben de o zamanlar 14 yaşındaydım ve cezaevleri kapısı önünde bir nevi büyüdüm. Oradaki acıları çok iyi biliyorum. Özellikle adli mahkumları sesini duyurmaya çalışıyoruz. Sebebi ise şu, avukat tutamıyorlar, seslerini duyuramıyorlar. Haksızlık yapıldığı zaman haklarını arayabilecekleri bir platformları yok. Bunları bildiğimiz için ciddi bir mücadele koyduk. Önce sosyal medya platformları üzerinden devam ediyorduk. Onlarca kez meclis ziyaretleri yaptık. Vekillerin çalıştaylarına katıldık, derneklerin. Daha sonra yine bu meclis ziyaretleri sırasında artık milletvekillerinin, çünkü Türkiye'nin 81 iline dernek kurmadan da ulaşabiliyorduk. Daha sonra milletvekillerinin, hani siz buraya bu kadar aktif bir şekilde geliyorsunuz, bunu bir dernekleştirmeniz lazım resmi bir kurum altında. Dernek başkan yardımcımız Aylin Balcı ile ismin anası babası olur öyle söyleyeyim. Gerçekten çok adaletli bir insan kendisi. Selam olsun buradan ona da. Bunun Adil Yaşam Derneği, çünkü biz böyle bir çizgi içindeydik. Bu dernek olacaksa bunun isminin Adil Yaşam Derneği olması gerektiğini söyledi ve derneğimizi kurduk. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'nin 81 iline ulaşabiliyoruz. Hatta bazı yeni kurulan partiler, ya siz bir parti gibi çalışıyorsunuz, hani bu nasıl oldu diye. Ben hep söylüyorum, Adil Yaşam Derneği gönüllülerin isteyerek ve bilerek yapmış olduğu bir mücadelenin içinde olduğu bir dernek. Biz böyle bakıyoruz ve bu anlamda kısık seslerin sesi olmaya gayret gösteren bir derneğiz Mehmet Bey. Evet. Adil Yaşam Derneği tam olarak ne istiyor, onu da konuşalım, sonra açalım konuları. Tamam. Adil Yaşam Derneği tam olarak şunu söylüyor. Suç varsa karşılığında bir ceza olacak. Cezada adalet ve ıslah edici olacak. Biz Türkiye'nin geçmişinde cezaevlerinin öncesi ıslah cezaevi, daha sonra cezaevi, şimdi ise bir kurum haline geldi. Yani bir döner sermaye. Bu tarz bir skalanın olduğu yerde cezaevinde girenlerin ıslah olmayacağını düşünüyoruz. Islahi ortamlar yok. Yani 7 kişilik koğuşlarda eğer 20-30 kişi kalıyorsa, ki birçok cezaevinde 50-60 kişinin kaldığı cezaevleri var, burada siz oksijeni bile adil almıyorsunuz. İşte bu anlamda biz adaletin tecelli edebilmesi için suç varsa karşılığında adaletli bir ceza ve onun cezaevinde ıslah olduktan sonra topluma kazandırılması ve bir daha cezaevine geri dönmemesi adına. Yani devlet bir anlamda vatandaşından öç almaz. Devlet bir ceza verir ve cezayı verdikten sonra vatandaşını da ıslah eder. Bu ortamı sağlar. Çünkü cezaevindeki insanlar devletimizin emaneti altında. Onlara bir şey olduğunda bunun sorumluluğunu devlet üstlenmek durumunda.
Bu bağlamda Adil Yaşam Derneği şunu söylüyor. Diyoruz ki biz 2015 darbe öncesinde kısık seslerdik biz. Çünkü adil yargılanmadığımızı söylediğimiz halde karşılığı olmuyordu. 2015'ten sonra darbe olduktan sonra görevden alınan polis, jandarma, hakim, savcı, bakın bunlar öyle bir kolluk ki polisinden, yani bir sanık, siz bugün biri sizden şikayetçi olduğu zaman siz önce polisle karşılaşıyorsunuz. Bir karakol süreciniz, bir fezleke hazırlanıyor. Üst yani yazılan üst yazılarla gözünüzü açtığınızda cezaevinde olabiliyorsunuz. Ve öyle bir abluk altında ki yargı ve emniyet, düşünün, her kişi birbirinin üstü olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla karakolun göndermiş olduğu fezlekeyi savcılık kabul ediyor. Savcılığın gönderdiği hakim, hakimin gönderdiği istinaf, istinafın gönderdiğini Yargıtay. Biz nasıl olacak? Yani hakkımızı nerede savunacağız? Biz şunu söylüyoruz. Ülke bir darbeden çıktı ve bu darbeyi yapanlar cezaevlerinde terör örgütünden ve onları yargıladığı adli mahkumlar şu an onlarla aynı cezaevinde. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Adil yargılanma hak ihlallerini ülkemizde biliyorsunuz ki adaletin sigortası Anayasa Mahkemesi'dir. Yani ondan sonraki siz iç hukuk yolları Anayasa Mahkemesi'nden sonra kapanır. İşte bölge mahkemesi, istinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersiniz. Biz diyoruz ki bu problemi biz kendi içimizde ülkemizi bir anlamda sanki hani şikayet etmiş gibi olmayalım, kendi içimizde halledelim bu problemleri. Eğer Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hak ihlallerini %77 olarak vurguluyorsa bu ne demek? 100 kişiden 77 kişi haksız bir şekilde cezaevinde. Hak etmediği cezaları alarak cezaevinde. Dolayısıyla adil yargılama hak ihlalleri %77 ise bu çok büyük bir rakam. Ve bireysel başvurular artık cevap veremiyorlar. Yargının yükü çoğaldı. Bu bağlamda diyoruz ki ülkemizin böyle bir geçmişten geçmesi sebebiyle ve yerine gelen tecrübesiz hakim savcılardan dolayı ülkenin bir aydınlığa, bir refaha, bir özgürlüğe ihtiyacı var. Bunun da Cumhuriyet'in 100. olarak Cumhuriyet'in 100. yılında 100. yıl Cumhuriyet affı olsun bizim sloganımız. Peki. Bugün Cumhurbaşkanı kabinesi toplantısı var saat 15'te. Bu af konusu gündeme gelir mi? Böyle bir talebiniz, beklentiniz, talebiniz var da böyle bir beklentiniz var mı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. Cumhurbaşkanı yakın bir dönemde biliyorsunuz Cuma çıkışında biz toplumda olan, gündemde olan her konuyu ele alıyoruz diyor. Cumhurbaşkanına doğru götürülürse biz bunu ele alacağını düşünüyoruz. Ben kabinede konuşulacağını çok düşünmüyorum. Zaten güncel bir konu bu. Kabineden böyle bir açıklama yapmayı da beklemiyorum açıkçası. Ben bu işin toplumsal mütabakatla sağlanacağını, bütün partilerin altılı masanın da Cumhurbaşkanlığında, Cumhur İttifakı'nda, işte AK Parti'nin hepsinin beraber konsensüs yaparak bu işi çıkaracağına inanıyorum. Çünkü biz geçmiş dönemde bunları gördük. Bunlar tecrübeyle sabit Mehmet Bey. 2018'de Devlet Bahçeli bir söz verdiğinde sözünü yerine getiremedi. 2020 yılında hazırlamış olduğu AK Parti ve MHP'nin hazırlamış olduğu bir infaz kanununu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığını gördük. Dolayısıyla açık konuşayım. Adli mahkumun bir kısmına MHP ve AK Parti'nin hazırlamış olduğu şeye altılı masa okey demeyecek. Çünkü o altılı masa her zaman vurguladığı şey şu. İşte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, gazeteciler özgürlük adı altında. Yani bir kısım orayı savunuyor, bir kısım burayı. İkisinde de bir adaletsizlik söz konusu. Bunların tam ortasında biz diyoruz ki adil yargılama hak ihlalleri üzerinden bir genel af gelsin ama adalet üzerine gelsin. Yani bu söylemlerimiz. Haluk Başkan, siz de yayına bağlanmadan önce biz bölgemizden birkaç haber aktardık. Oralarda bile vardı. Cinayet vardı, silahla yaralama vardı. Yani bu ülkede suç işlenmeye de devam ediliyor. Yeni suçlular üretiyor sistem. Böyle bir Türkiye'deyiz. Yani siz herkes çıksın mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yani şimdi toplum böyle durumda bir af kelimesini duyduğunda toplumda da şöyle sesler geliyor. Ya şu da mı çıkacak, bu da mı çıkacak, bunu da mı affedecekler falan diye tepki geliyor toplumdan. Herkes mi çıkacak, siz ne istiyorsunuz? Onu sordum tam olarak. Şöyle söyleyeyim, toplum aslında bir konuyu iyi bilmesi lazım. Önemli bir konu. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi toplumda desteğiniz olduğu zaman, hani tırnak içinde bir dayınız varsa, bir şekilde hangi suçu işlemişseniz zaten sıyrılıyorsunuz. Bakın Mehmet Bey, şimdi ülkemizde... Bu acı bir şey değil mi ama ülke için acı bir şey değil mi? Bu dayısı olan çıkıyor... Çok acı bir şey. Çok acı. Ben şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. Şimdi ülkeyi yönetenler hep konuşurken işte
Hazreti Ömer'in adaletinden, işte adaletli devletin dini adalettir. Bu tarz söylemlerle geliyorlar. Ben mesela size soru sormak isterim ya da izleyenlere. Şimdi ülkemizin en büyük problemi en az terör kadar uyuşturucudur. Buna hepimiz hemfikiriz. Ama uyuşturucunun tedaviyle çözülebileceğini ya da bir cezayla önüne geçirilemeyeceği ortada ki İçişleri Bakanı yeni bir yakın bir dönemde dedi ki haftada 5000 kişiyi gözaltına alıyoruz dedi. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ülkede yani bu seneye vurduğunuz zaman 500 bini falan buluyor. Yani siz 500 bin kişiyle alakalı eğer bir gözaltına alma yapıyorsanız belli ki bir deliliniz var elinizde. O zaman ceza verir 1 milyona yakın ulaşması lazım. Yani bu, ortada bir problem var. Bu bir övgü değil, kaygı meselesi olması lazım ülke için. Kesinlikle. Bence. Kesinlikle böyle olması lazım. Şimdi uyuşturucuya kime bugün 3 yaşındaki bir çocuğa bile artık o kadar fazla sosyal medyada da yaygın olduğu için hani görüntüleri artık vakıf olabiliyorlar. Bugün çok yani bu kadar mücadele var ama her yerde yine uyuşturucu var. Ya yani meselenin özüne inmek lazım. Hani biraz cesaretli olmak lazım bu konuda Mehmet Bey. Para maalesef her anlamda herkese tatlı geliyor. Bu belirli hatalar da yaptırabiliyor. O yüzden ben şunu söyleyeyim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ki biz mail çalışmalarımızda, Twitter'daki çalışmalarımızda bize sağ olsun geri döndü. En yakın bir zamanda da görüştük. Dile getireceğini söyledi. Bence kendisi herhalde doğru bir iklim bekliyor hani bu konuyla ilgili açıklama. Ama yani açıklamalarında, konuşmalarında terör demin dedik hani çok ciddi bir problem. Bugün Selahattin Demirtaş bu maddeyle toplumda böyle görülüyor. İşte kısmen teröristtir diye yazılıyor şeyde. Bu tabii hukukun vereceği bir şeydir. Bunların yazıldığı bir dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş özgür kalmalıdır diyor. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu, neden Kemal Kılıçdaroğlu söylüyorum? Çünkü Altılı Masa'nın bu reaksiyonu gösterdiği zaman iktidar buna karşı gelmeyecek. Çünkü görüyorsunuz yakın bir dönemde hangi konuyu ele aldıysa iktidar bunu yerine getirdi. Bu arka planda tabii bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü devlet ayrı bir aygıttır. Devletin mekanizması bizim düşündüğümüz gibi değil. Farklı bir şekilde çalışır arka planda. Siyaseti de göz önünde bulundururlar. Ben diyorum ki şimdi adil yargılama hak ihlalleri %77'ye gelmiş. Neden adli mahkum dile gelmiyor? Neden gelmiyor biliyor musunuz? İşte baronlar cezaevinde, baronlar özgür deniyor ama garibanların içeride olduğunu kimse vurgulamıyor. Çözümünüz ne? Biz geldiğimizde iktidara bunu bitireceğiz. Peki nasıl bitireceksiniz? Siz de garibanları mı içeri almaya çalışacaksınız? Nasıl baronları yakalayacaksınız? Baronların yurt dışında olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla çözüme böyle gidilmez. Çözüm önce bir temizlenir. Çünkü geçmişte sizin terör örgütleri tarafından yargılandığınız ortada. Siz vatandaşlarınıza bu zulmü yapmamanız lazım. Bunları bir kurtarın. Ondan sonra mesela bizim bir önerimiz vardı. Ben hep önerilerle gidiyorum Mehmet Bey. Yani milletvekilleri birçoğu bilmiyorlar biliyor musunuz? O kadar acı ki bizim biliyorsunuz programlarımız oluyor Twitter Space odasında. Ya bir milletvekili cezaevindeki bir mahkumun elektrik parası ödediğini nasıl bilmez yani? 600 tane milletvekilinin olduğu bir meclis düşünün, vatandaşından bu kadar uzak olamaz insanlar. Sadece 3-5 tane milletvekilinin konusu değil bu. Bugün Ömer Faruk Yergellioğlu, işte Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Akverdi bunlar evet konuları ele alıyor ama diğer milletvekilleri neden bunlar uzak? Ya cezaevlerinde insanlar elektrik paralarını ödüyor. Hani bu konudan konuya geçiyoruz ama özür dilerim bu konuda. Ama o kadar doluyuz ki Mehmet Bey. Yani hangi birini anlatalım? Yani cezaevinde bir haksızlık yapıp cezaevine giriyorsunuz. Yüzlerce haksızlık geliyor ama sesinizi duyuramıyorsunuz. Ya cezaevindeki mahkum da sizin vatandaşınız. Yani buna iktidar da muhalefet de adaletli bir şekilde bakması lazım. Çözüm odaklı gidilmesi lazım. O yüzden biz çözüm odaklı yani şunu söyleyeyim. Eğer muhalefet tam anlamıyla bu reaksiyonunu ortaya koyarsa bu iş çözülecek. Çünkü ben zaten inanıyorum bu sadece AK Parti ve MHP'nin çözebileceği bir şey değil. Aynı zamanda Altılı Masa'nın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin koyacağı reaksiyon bununla çok önemli. İnşallah bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı affı olacağını düşünüyorum. Evet. İnşallah. Siz az önce örnekler verdiniz. Ben ona yakın tarihten bir örnekle katkıda bulunayım. 14 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir mahkumiyet kararı verdi yerel mahkeme. 3 yıl küsürlük bir ceza. Bir genel başkan Ankara'dan kalktı, İstanbul'a gitti aynı gün. Diğer genel başkan Almanya'dan geri döndü falan. Yani orada bir şey de yok. Yatarı olan bir ceza bile değil. Tamam, evet. Siyaseten belki farklı yorumlanabilir ama bir büyükşehir belediye başkanına verilen ceza için tüm siyaset, Millet İttifakı ayağa kalktı. Orada toplantılar yapıldı, mitingler yapıldı. Yani belki aynı genel başkan, Ankara'dan aynı gün İstanbul'a giden genel başkanın Aydın'daki bir partilisi, bir parti yöneticisi ondan daha ağır bir ceza alsa bunu çok da önemsemez. Yani önemsemezdi.
Çok doğru bir yere değindiniz. Ben de ona yönelik bir örnek daha vereyim. Aslında izleyenler artık sizin de yayınlarınızı izlediği zaman adalet böyledir. Ben mesela yayına başlarken siz adli olayları da anlattınız. Hatta sordunuz da bu cinayetler hepsinin mi çıksın diye. Ben işte tam bu bağlamda bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Kadir Şeker olayı oldu. Çok gündem oldu bu konu. Üzerinde bir bıçak biz daha sonra işte Kadir Şeker'in bırakılması gerektiğiyle alakalı tweetler de attık. Ama sonra dosyasına vakıf olduğumuzda Kadir Şeker'in üzerinde bir bıçak olduğu, o olay sırasında bir reaksiyon gösterdiği neticesinde bir vatandaşın öldüğü söz konusu oldu. Ve toplumda bir bayan olduğu için, özür diliyorum, bir kadın olduğu için bütün reaksiyon Kadir Şeker suçsuzdur, Kadir Şeker'i bırakın diye bütün her yerden destek alındı. Ve Kadir Şeker bir süre cezaevine yattıktan sonra şu an özgür. İnşallah bir daha geri dönmez. Ama ben şimdi size bir örnek daha vereyim Mehmet Bey. Hani toplumdaki algının nasıl işlediğini bilinmesi açısından. Hani demin dediniz ya herkes mi çıksın? Şimdi Mehmet Bey, TCK 81 ve 82. maddede cinayet ve hani bunların bentleri vardır. Hani azmettirici vardır, işte hunharca öldürülen şeyler vardır. Bunların bentleri vardır. Ya da ceza alt soy, üst soy dediğimiz aileye işlenmiş olaylar vardır. Şimdi genelde işte kadına karşı işlenmiş cinayetlerde bu TCK 82'ye alınıyor. Şimdi bizim Mustafa diye bir kardeşimiz var Afyon'da. İzliyorsa selam olsun ona da. Üniversite öğrencisi Mehmet Bey ve gerçekten çok başarılı. Asker ya da polis olmak istiyor. Kendi evinde gece saat 12'de bir kendisinden çok daha güçlü birinin evine saldırdığını yattığım sırada ki kendi ifadesini de okudum ben. Ki nitekim öyle olduğu mahkeme sırasında da ortaya çıkıyor. Evlerine saldırıyor. Annesi ve kız kardeşini darp ediyor. Mustafa kalktığında o olayla karşılaşınca bir anda o zanlıyı kaldırtmak istiyor. Bir darbe de Mustafa alıyor. Daha sonra bir meyve bıçağıyla müdahale ediyor. Ve Mustafa o anda şokluğunu yaşadığı için tabii farkında değil. Bakıyor ki adam yaralanıyor. İşte ambulansı çağırıyorlar, getiriyorlar. Bir hafta sonra, 10 gün sonra bu maktul hastanede vefat ediyor. Ve adli tıp raporu geliyor Mehmet Bey. O Mehmet'in kullandığı, çünkü çocuk suça mehirli değil. Yani sadece annesi ve kız kardeşini kurtarmak. Mustafa orada adli tıp raporunda o meyve bıçağıyla öldürülmediği çıkıyor. Yani zanlının üzerinde bir bıçak varmış. Zanlının üzerindeki o boğuşma sırasında zanlı kendi üzerindeki bıçaktan dolayı vefat etmiş. Adli tıp raporlarını. Mustafa'ya Kadir Şeker'den daha ağır ceza veriliyor ve Mustafa şu an Covid uzun bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu ve Mustafa'ya 750 bin lira kan bedeli adı altında bir para verdiler. Mustafa üniversite öğrencisiydi. Evet Haluk Başkan'ın yayın dondu. Anlattığı Mustafa hikayesini ben de biliyorum. Mustafa'dan bizzat dinledim. Afyon Karahisar'da yaşanıyor olay. Mustafa kendi annesini ve kız kardeşini korumaya çalışırken ne olduğunu bile anlayamadan, çünkü uykudan uyanıyor bildiğim kadarıyla. Bakıyor evin içinde bir adam. Onunla boğuşma sırasında onların evine saldırı düzenleyen kişi bir şekilde yaralanıyor. Hatta insani bir şekilde ambulans da çağırıyorlar. Evlerine bu saldırıyı gerçekleştiren kişiyi hayatta tutmak adına. Ama bir hafta sonra falan hastanede vefat ediyor bu kişi. Ama Mustafa az önce Haluk Başkan'ın da bahsettiği gibi Kadir Şeker'den daha ağır bir ceza alıyor. Genç yaşta hayatı kararıyor denebilir bir gencimizin. Aslında bir nefsi müdafaa olarak bile değerlendirilip nefsi müdafaa olarak değerlendirilmesi gerekir aslında Mustafa'nın durumu, değil mi başkan? Kesinlikle, işte çok özür diliyorum bu arada, cezaevlerinden arıyorlar. Estağfurullah. 7. yargı paketini merak ediyorlar. O yüzden bağlantı da koptu, çok özür dilerim bu konuda. Şunu söyleyeyim, kesinlikle böyle değerlendirmesi lazım ama Mustafa'nın kamuoyunda Kadir Şeker gibi bir desteği olmadı maalesef. Mustafa bilinmiyordu. Biz şu an dile getiriyoruz kamuoyuna. İşte demin sormuş olduğunuz soruya cevabım. Bunlar mı çıksın cezaevinden? Şimdi eğer Mustafa Kadir Şeker gibi, daha Kadir Şeker'den daha masumsa, evet Mustafa çıkmalı. Ankara'da bir kardeşimiz daha var. Gül arkadaşımızın kardeşi. Hiç olmadığı bir olay içinde olmak zorunda kaldı. Hangi birini sayayım? Şimdi aynı maddeler içerisinde, yani anlamaları açısından daha canlı bir örnek vereyim. Şimdi Müslüme bebeğe tecavüz edildi 3 yaşındaki bir çocuğa dedesi tarafından. Bununla erken yaşta evliler ya da iftiraya maruz kalmışlar aynı maddeden yargılanıyor. Şimdi ben size soruyorum. Müslüme bebeğe tecavüz eden, evet çıkmasın. Ama erken yaşta evli eşine tecavüz etmedi ki.
Bu evli, çoluk çocuğu var. Bu çıksın. İftiraya maruz kalanlar. Ne demek kadının beyanı esastır ya? Ya bu çok acı bir şey, biliyor musunuz? Yani bir kadın birine iftira ederse o doğru kabul edilir. Ve Mehmet Bey, o kadar toplum tarafından bilinmiyor. O kadar acı bir şey ki. Yani ben yalan söyledim dediği zaman mahkeme aşamasında kamu cezayı veriyor. Yani yalan bile geriye çekilmiyor. Evet. Sadece şikayete dayalı suçlar. Neden bu örneği verdim? Çünkü cezaevlerinde şu an en ağır suçlar uyuşturucu ve cinsel suçlar. O kadar fazla, yani yurt dışından insanlar skalaya baktığında ya bu ülkede, bu ülke uyuşturucu bataklığı haline gelmiş, bu ülke sapık gibi, yani sapık bir ülke olmuş algısı veriliyor. Çok yanlış. Biz böyle insanlar değiliz. Biz ahlakı bilen, edebi bilen, kendi ailesine nasıl davranıyorsa dışarıdaki kadınlara da, erkeklere de, Allah'ın yarattığı bütün varlıklara da eşdeğer davranan insanlarız. Bizi bu şekilde göstermesi gereken Avrupa'nın yasalarına da ihtiyacımız yok bu konuda. Yani bugün uyuşturucu Avrupa'da uygulandığı gibi getiriliyor ama bizim toplumumuz buna hazır değil ki Mehmet Bey. Yani ülkede herkes şu an uyuşturucu neredeyse bu bataklığına sürüklenmiş. Yani bugün mesela geçenlerde çok enteresan bir örnek vereceğim. Bana çok değişik geldi. Bir tekel bayisinde alkol satan bir abimiz, o da Covid izniyle şu an özgür ve yanında birkaç kişi daha çalışıyor, hatta onlarca kişi başka bir yerlerinde. Bana çok değişik bir örnek verdi Mehmet Bey. İzleyenler bunu mutlaka dinlesinler ve gerçekten bunu versinler örneklerini. Yani değişik geldi ve gerçekten çok da şaşırdım. Dedi ki Haluk, dedi, ben dedi evet alkol satmak günah, ben bu ama ekmeğimi buradan çıkarıyorum. İnanıyor musun dedi. Ben dedi çıktığımda insanlar o cezaevine girdiğimde günlük müşterilerim belliydi. Şimdi aynı müşteriler alkole gelen zamlardan dolayı alkol alamadığı için, uyuşturucu ismini vermeyeyim, daha basit bir şekilde uygun bir yolla elde ettiği o uyuşturucuyu alıp kendini tedavi ediyor. Çünkü bunlar bağımlılar. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı çok farklı bir şeydir. Şimdi diyor ki kafasını tırnak içinde, o gününü kafasını, yani anlık bazı dertlerini unutmak için alkol yerine alamıyor çünkü çok pahalı. Onun yerine uyuşturucu alıp kendini tedavi ettiğini düşünüyor ve bu sefer farklı hastalıkları çıkıyor ortaya. Ya o kadar ciddi bir problem burada. Yani konuyu belki dağıttım ama emin olun bunların hepsi, yani ben bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Bir bataklığı kurutmak zorundayız. Evet. Uyuşturucu, cinsellik, işte cezaevinde olan insanlar, bunların yaralarına, ana nedenlerine inmesek kesinlikle meseleyi çözemeyiz. Demin sizin sorduğunuz soru herkes tarafından sorulur. Siz canileri mi affedeceksiniz? Tecavüzleri mi? Ya böyle değil kardeşim. Müslüme bebeği tecavüz eden çıkmasın. O Pınar Gültekin cinayetinde adam üzerine beton düktü. Yani neler yaptı? 22 sene ceza aldı. Ya Gül'ün kardeşi izliyorsa da selam olsun, 24 yıl ceza aldı. Şimdi bu adalet mi ya? Çocuk kendini korumak amaçlı bir yere gidiyor, adamı öldürüyorlar. Ya da bizim Zekai'nin kardeşi. Yani bunları biliyoruz. O yüzden çok canımız yanıyor ve sesimizi haykırmak istiyoruz Mehmet. Gülseren'in eşi var mesela. Gülseren Dalbaş'ın eşi var. Evet. 2007 ya da 2008 yılında yaşanan bir hadiseden dolayı hatta hayatına da devam ediyor. Yıllar sonra, 14 yıl sonra ceza geliyor bu kişiye. 35 yıl. Haluk Başkan yine yayından koptu galiba. İlginç hikayeler, öyküler var tabii. Ama toplum hep medyatik konuları konuşmayı sevdiği için arka sokaklarda çok farklı dramlar yaşanıyor. Tabii biz burada bir af güzellemesi yapmak değil benim amacım ama Adil Yaşam Derneği'nin Muhammed Haluk Çavuşoğlu Başkanlığı'nda Aylin Balcı ile diğer Adil Yaşam Derneği'nin yöneticileri, gönüllüleri, sosyal medyadaki çalışmalarını yürüten gönüllü adminleriyle çok etkin bir mücadele yürütüyorsunuz Haluk Başkan. 2022 yılı af senesi olacak dediniz, olmadı. 2023'e girdik. Madde ayrımsız af istiyorsunuz. Siz az önce maddelerden de bahsettiniz. Madde ayrımsız af olmazsa, yani bazı maddeleri ayırırlarsa ne olur? Yani af olsun da hani mesela az önce siz maddelerin içinde çelişen şeyler var. Şunu istemediğinizde bunu da istememiş oluyorsunuz gibi bir duruma düşüyor. Madde ayrımsız bir af olsa bile bu bazı toplumda tepki görebilecek suçluların affı, bunlara bir ayrım getirilebilir mi? Yani bir mesela cezaevlerinde benim bildiğim kadarıyla idari gözlem kurulları var. O kişiye af çıkmış olsa bile cezaevindeki idari gözlem kurulu Müslüme bebeğin tecavüz eden dedesine hayır seni çıkarmıyoruz diyebilir mi? Böyle bir yöntemle de bu
genel af konusu hem toplumun içine sinecek şekilde düzenlenebilir mi? Sizin önerileriniz nedir? Evet, sesim geliyor mu? Geliyor, şu an duyuyoruz. Ha, şöyle söyleyeyim, şimdi burada aslında çok güzel bir soru sordunuz burada. İdari Gözlem Kurulu normalde Avrupa'da aynen sizin söylemiş olduğunuz şekilde işliyor. Ama şu an böyle işlemiyor. Keyfi muameleler var. Ama bir af geldiğinde kesinlikle toplumumuz bundan korkmasın. İşte caniler, sapıklar mı çıkacak? Hayır kardeşim. Bu bir af gelirse kader mahkumları çıkacak. Caniler, sapıklar cezaevinde kalacak. Çünkü devlet İdari Gözlem Kurulu'nu bu yüzden koydu. Amacına uygun hareket ederse toplumda infial yaratacak ya da o korkuyu yaratacak hiçbir şey olmayacak. Ben size birkaç tane örnek vereyim. Şimdi COVID izinden dolayı mahkumlar her suçtan, hani bu söylediğimiz suçlardan cinayet, cinsellik, uyuşturucu, hırsızlık, gasp hepsi mesela izinde. Bunlar mesela aslında bir referanstır cezaevindeki kader mahkumlarına. Bunlar özgür olduğu süre içinde bir suça karışmadılar, iş kurdular, yanlarında özgür insanları çalıştırıyorlar. Demin dediğiniz ya, insanlar, toplum korkmayacak bundan. Mesela ben bir örnek vereyim. Ülkede en büyük problemlerden bir tanesi mülteci problemi. Çok fazla var. Yani her yerde görebiliyoruz. Bunlar kendi ülkelerinde 3 defa 4 defa genel afa uğrayan insanlar var. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Suriye yine af ilan etti. Kendi ülkelerinde terör suçları, cinayet ve benzeri suçlardan özgür kalan insanlara biz vatandaş olarak ensar muhacir ilişkisinde onları sahiplendik ve bir problem olmuyorsa, çünkü devlet, emniyet bu şekilde çalışıyor, korumak durumunda. Ve bunlara sahip çıkabiliyorsak biz şu an cezaevindeki kendi mahkumlarımıza mı sahip çıkamayacağız? Devlet bir imkan verirse ben bunları doğru kullanacaklarına inanıyorum. Bunların referansı da COVID izindeki mahkumlardır. Ve gerçekten bu idari gözlem kurulu doğru kullanılırsa işte o Müslüme bebeğe tecavüz eden cezaevinden çıkmaz. Pınar Gültekin'in üzerine beton döküp öldüren çıkmaz. Toplumda bundan korkmasına gerek yok. Toplum şunu bilmesi lazım. Biz de mahkemeye çıktığımızda biz de adil yargılanmayabiliriz. Adil yargılanmadığımızda bir af süreci geldiğinde bunlar çıkmasın, şunlar çıksın gibi konuşmalar nasıl sizi acıtacaksa bugün adil davransınlar ki yarın onlara bir adaletsizlik gelmesin. En önemli konu bu aslında Mehmet Bey. Evet. Şu an sizin yürüttüğünüz mücadele ne boyutta? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yakın tarihte kabineden bir bakanla da görüştünüz. Yani siz bulduğunuz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bazen çok agresif çıkışlarınız oluyor. Belki sizi bir yere kriminalize etmeye çalışıyorlar. Bu adam ne yapmaya çalışıyor diyorlar. Bu adam kimci diyorlar. Şucu mu, bucu mu diyorlar. Siz necisiniz tam olarak? Ben biliyorum da siz tamamen adil bir yaşam için mücadele veriyorsunuz. Yani bu tür tepkilere de maruz kalıyorsunuz bazen. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. Hayatta mücadele edenler hep bir şeylerle karşılaşmıştır. Hedefiniz mücadele olduğu zaman bunlar çok şey kalmıyor. Şimdi ben dedim ya 14 yaşında cezaevi kapısında bu sürece tanıştığım için mahkum ailelerini, psikolojilerini çok iyi biliyorum. Şimdi biz sosyal medyada çok ciddi bir güç, yani gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir. Şimdi bizim zaman zaman bazı arkadaşlarımız işte sürecin uzaması sebebiyle kızabiliyorlar ya da işte bunalıma girebiliyorlar. Biz bazen kendimizi psikolog bile gibi hissedebiliyoruz burada. Aman ablacığım yapma bak işte biraz daha sabır edin. Mahkumlarınıza da bu telkinlerde bulunun diye. Şimdi Mehmet Bey, mücadelenin içinde eğer karşı tarafınız bir siyasi partiye, bir derneğe ya da ve benzeri kuruluşlara eğer üye ise ve o onların çıkarlarına dokunduğunuz zaman otomatikman karşı taraftan bir reaksiyon görüyorsunuz. Şimdi bu her yerde olmuştur. Biz, yani ben mesela şöyle düşünüyorum, biz mahkum yakınları içerisinde iktidar ya da muhalefet gibi değiliz. Yani aslında bir geminin içinde olan her birimizin bir kaptan olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii akılları karışanlar, farklı lanselerde bulunanlar, ben şöyle söyleyeyim, geçmiş dönemde bizi mahkum ailesi olduğunu bildiğimiz insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimizde bizi FETÖ'cü diye şikayet ettiler. O şikayet ettiği milletvekili bunu televizyonda söyledi. Sonra geldi dedi ki hakkınızı helal edin. Ben bunlarla çok karşılaştım. Bizim keza Toskoparan'da bir sürecimiz de vardı. Orada da bize zarar verenler hakkınızı helal edin dedi. Şimdi ben o arkadaşların da dönem dönem o sizin dediğiniz yaftalamayı yapan arkadaşların da dönem dönem aslında doğruyu biliyorlar. Ama insan böyledir. Yani birinin bir menfaatine dokunduğunuz zaman hemen onun olmayan bir özelliğini ortaya atarsınız.
Ben şöyle söyleyeyim. Yakın bir zamanda da bir linç kampanyasına, gerçi linç de denmez de birkaç kişinin yapmış olduğu bir şey. Doğruları kendileri de biliyorlar. Hani bir insan Allah'a inancıyla alakalı bunu kanıtlamak zorunda değil. O kalben Allah'la onun arasındaki bir şeydir. Ama bakın çok hadis var. Fitne adam, Bakara suresi özür diliyorum. Fitne adam öldürmekten beterdir diyor. Ve bununla ilgili birçok da hadis var. Ben her zaman söylüyorum. Kişi peygamberin söylediği üzerine yaşattığını yaşamadan ölmez Mehmet Bey. Bazen bizler de üzülüyoruz bu tarz durumlara. Neden böyle oluyor diyor. Ama kişiliğe olmadığınız şeylere şekilde size saldırdıkları zaman üzülüyorsunuz ama mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Çünkü benim değerlerim var, benim inançlarım var. Ben inanıyorum o kişilerin eğer yakınları da varsa, ki ben mahkum gözüyle bakmaya çalışıyorum. İnanın empati yapmaya bile korkuyorum. Mahkumla, yani nasıl olur 10 kişilik koğuşta 50 kişinin kalabileceği bir ortamda ben nasıl kalabilirim diye. Çok korkuyorum bu durumdan. Bu korkularımın üzerine gidebilmek için de başkalarının da bu durumu yaşamaması adına bir mücadele veriyorum. Mücadelecinde hep böyle değil mi Mehmet Bey? Size de ben bazen görüyorum. Siz mesela ne yapıyorsunuz ki? Ya ben bir görüyorum staj mağdurlarıyla, bir görüyorum ehliyet affıyla. Yani resmen mağdurların sesi oldunuz ve hiçbir televizyon kanalı bunu yapmıyor. Yani bu bağlamda aslında girerken söyleyecektim ama TV'den ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin inşallah. Amin. Gerçekten kimse almıyorlar. Bak ben milletvekilleri şunu yapıyor Mehmet Bey. Bir tweet atıyor. İşte EYT'liler. Ben mesela sizi EYT'lilerle reaksiyon yaptığınızı gördüm. Staj mağdurlarıyla bunu gördüm. Ehliyet affıyla. Bunların sesini duyuran kimse yok. Ya böyle bir televizyon kanalı var. Ege bölgesine yayılmış. Cezaevlerinden izleniyor. Ya İstanbul'dan insanlar sizlerin yayınlarını izliyor. Niye? Çünkü adaletli olduğunuz için. Yayına bir bakıyorum, hem adli vakalardan hem de buradaki taleplerden bahsediyor. Yani objektif akıp bakmak aslında budur. Bu anlamda sizi de ve ekibinizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah size muvaffak etsin Mehmet abi. Amin. Adaletten bahsetmişken, adaletli bakmaktan bahsetmişken, siz az önce konuşurken şey dediniz, Covid iznindeki mahkumlar dediniz. Bu Covid izindeki mahkumları ben biliyorum da izleyiciler anlayamayabilir. Bu Covid izindeki mahkumlar kimler? Kaç kişiler? Ne zamandan beri izindeler? Ne zamana kadar izindiler? Evet. Şöyle söyleyeyim. 90 bin olduğu söylüyor da çok daha fazla. Çünkü üzerine geliyor. Aşağı yukarı şu an tahliye olanlarla beraber bir 400-500 bini buldu. Bunların içinde cinayet mağdurları, cinayet işleyenler, cinsel, bunlar açık cezaevinden geldiler. Ya öyle bir ayrımcılık yaptılar ki bakın işte o yüzden adil yargılama ve adaletli davranma. Covid döneminde Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkelere genel af ilan edin, cezaevlerini açın çünkü bunlar bu virüs öldürüyor dendiğinde bizim ülkemizde geçmiş dönemde bir af sözü olduğu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrımcı bir infaz kanunu çıkardılar. Buradaki sebep şuydu, Covid açıktakileri öldürür, kapalıdakileri öldürmez mantığı çıktı ortada. Şimdi ama aynı suçlar izinde şu an. Yani açık cezaevinde, ki açık cezaevinde sayı kapalıya göre aynı değil. Açıkta biraz daha az vardı. Yani tam tersini yaptılar. Kapalıyı boşaltması gerekirken açığı boşalttılar. Amaç şey değil miydi, sağlığı korumak? Değilmiş demek ki. Sadece cezaevindeki nüfus oranını biraz düşürmek. Çünkü çok fazla sayı var. Yani bugün yaptılar 90 bin diyorlar ki daha fazla. 340 bin yine mahkum var. Yani İçişleri Bakanı'nın dediği gibi haftada 5 bin kişiyi siz uyuşturucudan alırsanız, bunun bir kısmını tutuklarsanız sayı çıkacak. Yani kökene gitmedikleri için, yani kökünü kurutmadıkları için problem aslında. Yani her suçtan mahkum şu an izinde 90 bin deniyor ama 90 binden çok daha fazla, resmi bir sayı veremiyorum. Çünkü günden güne tahliyeler devam ediyor. Biz en son bundan aşağı yukarı 6-7 ay önce bunların süreleri biteceklerdi. Biz ciddi bir çalışma yaptık. Sizler de şahit oldunuz ona. Mayıs sonundaydı. Hatırladığım kadarıyla. Evet, çok yayın da yaptık sizde. Allah razı olsun bu konuda. Çok emekleriniz var. Size de çok dua ediyorlar. Ve Cumhurbaşkanı, ben Mehmet Bey, şu izleyenler şuna bilsinler diye söylüyorum. Başkanlık sisteminde milletvekillerinin, bakanların çok büyük bir hükmü kalmadığını görüyorum. Evet, bir rapor sunabilirler ama nihai kararı Cumhurbaşkanı biliyor. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? AK Parti ve MHP'nin grup başkan vekilleri bizlere COVID izinlerinin kesinlikle bittiğini, mahkumlar geri döneceğini, hatta Orman Bakanlığı ile anlaşma yapılmıştı, orada çalıştırılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı toplumdan gelen baskıları görünce, yani o talepleri görünce, Cumhurbaşkanı bu sefer ne yaptı biliyor musunuz? Yani biz umut ediyorduk ki kapalıdaki mahkumlara da böyle bir şans verilsin. Sadece izinde olan mahkumlara bu sefer 2 ay değil, yine 2 ay olmakla beraber 31 Temmuz 2023'e kadar uzattı Cumhurbaşkanı. Yani bir daha bu konu önüme gelmesin dedi. Şimdi ben diyorum ki Cumhurbaşkanı
Bu bağlamda biz güçlü olursak, sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurabilirsek, Cumhurbaşkanı'nın ben bu konuya karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Bakanlar onlara bir rapor sunacak ama Cumhurbaşkanı bunu kesinlikle ele alacağını düşünüyorum ki Cuma günü çıkışta da bundan bahsetti. Biz geçenlerde demin siz söylediniz, Mehmet Muş şu an Ticaret Bakanı, bizim Bağcılar'da Bağcılar Belediyesi Başkanlığı'nın işte STK'lar üzerindeki toplantısında ticaretle alakalı bir toplantıydı. Ama bizim konumuz adalet olduğu için biz kendisiyle bu bağlamda görüştük. Hatta özel bir soru da sormadık ticaretle alakalı. Dedik ki yani bizim meselemiz bu. Biz siz de biliyorsunuz 1 milyon af için imza kampanyası başlatmıştık. Bunu henüz veremedik. Çünkü biz milletvekillerine vermek istemiyoruz bunu. Bir bakanlığa ya da Cumhurbaşkanı statüsünde bir Fuat Oktay'la da randevumuz var. Onun onaylanmasını bekliyoruz. Sayın Mehmet Muş'u da ben grup başkan vekili olduğu dönemden tanıyorum. O zamanlar o sürecikle konuşmuştuk. Kendisine söyledik. İnşallah yakın bir zamanda bize randevu, Adalet Bakanlığı'yla randevu alıp bu 1 milyon imza kampanyasını da vereceğiz ki toplumdan gelenlerin ne olduğunu bilsinler. Yani bir çalışma olmadan maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu geçmiyor. Çalışmalarımızı bu bağlamda götürüyoruz ve inşallah bu senenin artık seçimden önce bir af olması için hem verileri hem çalışmalarımızı ortaya koyarak bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Şimdi bu açık cezaevindekilerin COVID izinde olup kapalıdakilerin hala içeride olması adalet içinde bir adaletsizlik değil mi? Ben o anlamda sormuştum. Yani açıktakilere böyle bir izin veriliyorsa kapalıdakilere bunun verilmemesi bir eşitlik ilkesine aykırılık değil mi? Tabii ki öyle. Ben hemen buna cevap vereyim size. Yaşanılmış bir örnekle. Biz 2020'de bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde dedik ki bakın burada bir ayrımcılık var. Ki ayrımcılık olduğunu muhalefet de gördü. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü 72-42 sıralı kanunu. Sonra Enis Berberoğlu cezaevindeydi. Arka planda ne olduysa Enis Berberoğlu çıktıktan sonra bu kanunun, bu tekliğin vermiş oldukları Anayasa Mahkemesi'ndeki başvuruların üzerlerine gitmediler Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bakın öyle bir döneme geldi ki geçmiş olduğumuz yani bundan 15-20 gün önce Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi sırasında 2020'deki teklifi hazırlayan partinin genel başkan yardımcısı af tasarısı sözünü veren Sayın Fethi Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmesinde aynen şu konuşmayı yaptı. Covid döneminde geçen süreden kapalıdaki mahkumların da yani açıktakilerin faydalandığı süre kadar kapalı mahkumların da faydalanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Peki ne oldu? Zaten böyleydi. Yani hep siyaset. Ben diyorum ki af konusu siyasete alet edilmemeli, adalet adına çıkarılması lazım. Zaten Peki. Bunun adil olmadığını Sayın Fethi Yıldız da bu konuşmasıyla kanıtlamış oldu. Peki. Şimdi 7. yargı paketi konuşuluyor. Bu af meselesi bu paketin içinde mi olur? O paket ayrı bir şey mi? Toplumda kafalar karıştı. Hani, toplumda kim konuşsa adaletle ilgili özellikle sizin kitleden bahsediyorum. Herkes bir umutla bir şey diyecek mi? Ya da bir canlı yayına çıktığında saatlerce izliyorlar, sonra hayal kırıklığı yaşıyorlar falan. Bu 7. yargı paketi bu kapsamda mı? Af konusu bambaşka bir şey mi? Şöyle söyleyeyim Mehmet Bey, inanın yani değil 777 tane yargı reformu çıkarsalar şu anki mevcut durumu düzeltebilecek şey de değil. Yani buradaki toplumdan gelen talepler üzerine Cumhurbaşkanı bunu ele alacak. 7. yargı paketine bugün bir imzayla Cumhurbaşkanı bunu koyabilir. Af tasarısı 7. yargı paketinin içinde yok. Hatta mahkumlarla alakalı bir şey de yok. Sadece uyuşturucu içenlerin denetim sürelerini 2 yıla çıkarıyorlar. Yani kontrol altına almak için. Biliyorsunuz bunlar işte her ay idrar kontrolü yapıyorlar, kan testi yapıyorlar. Bunu 2 seneye almak istiyorlar ki ilerleyen dönemlerde de bu şeyi yapmasınlar. Uyuşturucuya tekrardan. Çünkü bunu takip edip daha sonra uyuşturucu içenler de var. Bunların belirli yollarını. O yüzden devlet hani bu anlamda önüne geçmek amaçlı yaptı. Ama cezaevlerinde mesela bir alt yazı geçiyor teletekste. Şey 7. yargı paketi geliyor. Mahkumlar da böyle bir beklenti içine giriyor. Maalesef sosyal medya üzerinden mahkum ve ailelerinin duygularını kullanmak adına, işte takipçi kazanmak adına farklı sebeplerden dolayı 7. yargı paketi meclise geldi hayırlı olsun af geliyor. Değil kardeşim. İçeriği bilmeden bir şey yapmayın. Biz zaten mücadelemiz de bu anlamda. Biz içeriğini olmayan, yani bugün akıllı bir insan şöyle takip etmesi lazım Mehmet Bey. Bugün teklifler nasıl hazırlanıyor? Önce partiler tarafından hazırlanıyor. Adalet Komisyonu'na geliyor. Adalet Komisyonu'ndan onaylandıktan sonra genel kurula geliyor. Genel kurulda onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra hayata geçiyor. Şimdi adalet teklif yok. Adalet Komisyonu'nda yok, genel kurulda yok, resmi gazetede yok. İşte maalesef böyle yalan haberler üzerinden bunu getiriyoruz. 7. yargı paketi tamamen
uygulamalarla alakalı, yani mahkumlara yönelik değil, işte icra ile alakalı konular, işte avukatlarla ilgili bir kısım şeyler var. Yani bizi çok ilgilen, ben konuya hep şöyle bakıyorum, bize yararı var mı yok mu ona bakıyorum, çünkü ben çok istiyorum bu affın olmasını ve artık gerçek, çünkü biz de yorulduk demeyeyim ama gerçekten artık hakkı ettiğimizi düşünüyorum, çünkü ya ben koymuş olduğumuz verilerin hepsi şu an milletvekillerinin ağızlarında ve dile getiriyorlar. 17 sayfalık raporumuz var ve tamamını şu an milletvekilleri dile getiriyorlar ve inşallah bunun gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu bağlamda 7. yargı paketinin mahkumlarla alakalı olmadığını ama bu bugün Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra Cumhurbaşkanı halktan gelen talepler üzerine bunu koyarsa buna kimse itiraz edemez. Olur ama şu an için 7. yargı paketinde bize yönelik bir şey yok Mehmet Bey. Ben şunu anladım sizin anlattıklarınızdan ve yaşadığım süreçten takip ettiğim kadarıyla. Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir af lafı sözü çıkmadığı sürece ne milletvekillerinin, ne bakanların, ne de diğer siyasi yetkililerin ya da toplumdaki, kamudaki diğer herhangi bir görevlinin bu konuda ya da medyanın, çünkü af mı geliyor diye soruyor. Tıklıyorsun linki, adam oradan hit kazanmanın derdinde. Siz az önce bahsettiniz. Allah böyle şeylerden bizi muhafaza buyursun. Çünkü biz peygamber mesleği... Biz peygamber mesleği yapıyoruz. Peygamber tebliğ ederken nasıl hassassa, biz de aslında meslekte öyle hassas olmamız lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından af sözü çıkmadığı sürece, bu konu gündemimizde demediği sürece, bununla ilgili çalışıyoruz demediği sürece hiçbir açıklamaya da itibar etmesin değil mi? Hem mahkumlar hem mahkum yakınları. Kesinlikle. Ben bugün yayınıza bağlanmadan önce bir milletvekilimizle, her gün televizyon kanallarına çıkan bir milletvekilimizle muhalefetten görüşme sağladım. Farklı bir konuyla alakalı. Tabii bu affı da konuştuk. Dedim ki Sayın Vekilim, hani meclisin dışında Cumhurbaşkanı da bunu bir genelgeyle getirebilir mi? Getirebilir dedi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın oya ihtiyacı var dedi. Her şey olabilir ama ben yine de diyorum ki adaletli olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hepsinin beraber geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya olsun da adaletli olsun, hepimiz için olsun. Yani bütün uğraşlarımız bu yönde. Yani biz bu arada şunu da söyleyeyim. Biz sadece afla alakalı da uğraşmıyoruz. Çıkabilecek, mahkuma ve ailesine yararlı olabilecek her türlü teklifin hazırlanabilmesi için komisyondaki milletvekillerine öneriler veriyoruz. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Özellikle bu da en azından bilinsin. Biliyorsunuz erken yaşta emeklilik mağdurları çok ciddi anlamda sosyal medyada bir güç oldular. İşte sahada da aynı keza öyle. Cumhurbaşkanı bunu daha önceki dönemlerde seçim kaybetsem bile getirmeyeceğim diyen Cumhurbaşkanı, ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde EYT'nin yaş haklı olmadan kabulünü öngördü. Muhtemelen Ocak ayında onlar haklarını alacaklar. Ben şimdi bakıyoruz, cezaevlerinde biliyorsunuz iş yurtları var Mehmet Bey. Açık cezaevinde iş yurdu, kapalı cezaevinde işçi koğuşu. Bu insanların da uzun ceza yatanlar var. En azından devlet sigortalarını yatırırsa emekli olabilirler. Emeklilikten sonra da dışarıda kalan aileleri bu almış oldukları emekli ücretleriyle hem mahkumuna bakar hem de bir anlamda kendi ihtiyaçlarını giderir diye komisyon milletvekilleriyle görüştük. Bunu da yakın bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekler kanun teklifi olarak. İnşallah kabul edilirse mahkumlarımız da bundan, aileleri de bundan faydalanmış olacak. İnşallah. Şimdi af meselesi meclisten çıkacaksa da şurada iki ay bir süre kaldı çünkü Mayıs'ın ilk iki haftasında bir seçim öngörülüyor. Genel kanaat bu yönde. Dolayısıyla Mart'ın 10'una kadar, Mart'ın 10'undan sonra meclis bir seçim kararı alıp çalışmalarına son verecek. Yani şurada iki aylık bir süre kalmış değil mi? Yani bu işin meclisten çıkabilmesi için. Yani şu an en yoğun mücadele etmeniz gereken dönem kesinlikle diye düşünüyorum ben. Yani bu ay ve önümüzdeki ay gerçekten çok önemli. Zaten seçimden sonraya biz bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Seçim öncesi bunu almak istiyoruz. Ama inşallah bu mücadelelerle Cumhurbaşkanı'na da yakın bir dönemde Fuat Oktay'la da randevumuz onaylanırsa biz bu işi başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah dediğiniz gibi bu ay ve önümüzdeki ay bizim için çok önemli. Bakalım inşallah, ben şunu düşünüyorum. Hep duada da bu şekilde ediyorum. Bu mücadele çıkarken diyordum ki yakınlarımızla bir özgürlük gecesi düzenleyelim inşallah. Bu geceye de bize destek verenleri davet edelim diye. Allah inşallah bu dönemde bize bu özgürlük gecesini kutlamayı nasip eder. Siz değerli abilerimizi de TV'den ekibini de oraya getiririz. Yaşadığımız bize sadece bir mücadelenin anısı olarak kalır ama tarihe bir not olarak, hani Hazreti Ömer diyor ya, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İşte bir haksızlığı durduramıyorsanız onu duyurun diyen Ali gibi, işte sizin gibi
haksızlığı duyurmaya çalışan insanların toplanıldığı bir yerde bizler de sevdiklerimize güzel bir gece düzenlemiş oluruz. Hayatta herkes bir şekilde imtihan oluyor Mehmet Bey. Yani işte staj mağdurları bir imtihan peşinde. EYT'liler öyle. En ağrısı bizde olsa gerek. Bugün yoğun bakımda ailelerini bekleyenler de bir mücadele veriyor. Dua ediyorlar. İşte ilaç arıyorlar. O arıyor, bunu arıyor. Bir vesileye sığınıyorlar. İnşallah bizlerin de vesilesi şu mücadele. Rabbimiz, çünkü bizim mücadele diyor ya, duanız olmasa size ne diye ehemmiyet göstereyim diyor Rabbimiz. Bizim mücadelemiz aynı zamanda duamız ve ben diyorum ki Allah'ın açmış olduğu kapıyı hiç kimse kapatamaz. Ben Rabbime bu konuda güveniyorum. Rabbim inşallah hayırlı bir dönemde bize o kapıyı açacak diyorum. Ben aslında bu sözlerinizle yayını kapatmayı düşündüm ama son bir soru, bu siyasi bir soru değil kesinlikle. Bir beklenti oluştu hem mahkumlarda, cezaevindeki mahkumlarda, hem dışarıdaki yakınlarında, seçim geliyor falan, sizin verdiğiniz mücadeleler, af olmazsa, af çıkmazsa ne olur? Yani bunu siyasi olarak sormadığımı evet, bir daha altını çizerek söylüyorum. Af çıkmazsa ne olur? Hem vallahi dışarıda ne olur, hem içeride ne olur? Şöyle söyleyeyim, af çıkmazsa ne olur? Yani açıkçası düşünmedim ama tahminen şöyle söyleyeyim. Mahkum aileleri oy anlamında söylüyorsanız hiç alakası, yani mesela en azından şunu yapabilir, şöyle düşünüyorum. Ay, bu süreçte Mustafa Sarıgül bize destek verdi. Ya hiçbirine olmasın, altılı masaya da kızacaklar büyük ihtimalle. Hani destek olmadığı için yani bu bağlamda. Çünkü dile getirmiyor. Yakın bir dönem artık kaldı. Gidip en kötü ihtimal diyecek ki ya daha fazlasını normalde de atarlar diye düşünüyorum. Çünkü bu anlamda vefalılar. Biz 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüşe geçmiş bir oylarını çaha kaldırdık. Şu an o koltukta oturuyorsalar mahkum ailelerin oylarıyla. Yani bunu yaparlar. Mustafa Sarıgül'ü desteklerler. Zaten hiçbir şey olmadı. Bari en azından bize destek olana biz destek olmuş olalım gibi yaklaşımlarda bulunurlar. Öyle düşünüyorum. Başka da bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Yani bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi 3. kattan haksız ceza aldı diye atladı. Hiçbir haber kanalı vermedi. Ne olabilecek ki yani? Ne yapabiliriz? Yalova'da da oldu benzer bir olay. Benim bildiğim bir şey yapamayız ama duamız inşallah bunun aksi, yani biz çıkmasını söylüyoruz. Ben aksini düşünmek bile istemiyorum yani. Cezaevlerinde ne olur? Çıkmazsa bir af. Yani orada da bir beklenti var şu an. İnanın şu an bana mesela bazen konferans yoluyla, hatta bu normalde yasak. Ama artık o kadar sıkışılmış bir durum var ki orada da bazen göz ardı edilebiliyor. Arıyorlar abi, diyorlar Allah göstermesin. Abi intihar edeceğiz, o bu olacak. Ya kardeşim yapmayın, biraz daha sabırlı olun. Hele ki bu böyle bir dönemde işte Mustafa Sarıgül çıkıyor, genel haftan bahsediyor. Ayhan Bilgen, Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkumlar da bunu cezaevinde izliyor. Böyle bir şey seçimden önce olmasa, ki biliyorsunuz seçimden sonra işte bakanlıklar yeniden kurulacak. Mevcut iktidar, eğer mevcut iktidar kazanırsa yine onlar kendi süreci devam edecek. Bayağı bir zorluk yaşarız. Yani ben burada televizyon ekranında bunu söylemek dahi istemiyorum ama çok olumsuz olaylarla karşılaşabiliriz. Allah göstermesin. Peki Haluk Başkan, son olarak neler söylersiniz, sonra da veda edelim. Evet, ben buradan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza ve Adil Yaşam Derneği'nin gönüllerine selam olsun diyorum. Allah mücadelemizi muvaffak etsin. Arkadaşlar, her birimiz belki mücadele aşamasında bir zorluklar yaşayabiliyoruz, zorluklarla karşılaşabiliyoruz ama emin olun, her mücadele eden belki kazanmamıştır ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. Lütfen bırakmayın. Tarihte örnekleri var. Bizi bazen şeyle korkutuyorlar Mehmet Bey. Ya işte bak, az kaldı. Ben mücadele içinde edep, ahlak ve gerçekten bir duruşa, vakara sahip olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlarımızın. Dönem dönem sosyal medyadan da bazı arkadaşları, kafası karışmış arkadaşları engelliyorum ki bir soğuk duş etkisi yaratsın, arka planda devam etsinler diye. Ben hep söylüyorum, yani bu mücadele herkes için açık ama mücadeleyi bizim yanımızda olanlar edepli, ahlaklı olmak zorunda. Bu mücadeleyi böyle götürüyoruz ve ben az kaldık işte böyle eleştiriler oluyor. Bedir'i hatırlatmak istiyorum. Bedir'de 300'e karşı 3000 galip geldi. Çünkü Allah'ın gaybi yardımı vardı. Bunu unutmasınlar. Allah bize yardım edecek. Allah'ın yardım ettiği de kimse karşısında duramaz Allah'ın izniyle. Biz bu işi başaracağız. Biraz peki, daha sabırlı olsun. 100. yılı lafı olsun inşallah. Süreci uzatıyorum ama son bir soru. Evet. Genel af çıkmasını istemeyen mahkum yakını var mıdır? Yani şimdi dışarıda bir hayat kurmuş kadıncağız kendince ya da çocuklar. İşte baba ya da abi ya da anne belki cezaevinden dönüp geldiğinde benim dışarıda kurduğum düzenim alt üst olur diye genel af çıkmasını istemeyen, kendi mahkumunun çıkmasını istemeyen mahkum yakını var mıdır?
Kesinlikle vardır. Ben hatta bir örnek vereyim. Yeri geldi. Şu an bize saldırı yapanların tamamı bu mihvalde Mehmet Bey. Bize evet. geliyor çünkü bilgileri. Bunları organize eden kişiler de bir partiye kriminal olmuş. Sürece zarar vermeye çalışan arkadaşlar. Ben bunu çok yaşadım geçmiş dönemde. Ya mesela biz emsal kararlar dağıtıyoruz. O zaman bize kızanlar bugün dua ediyorlar. Şimdi de öyle olacak. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yapmış olduğunuz şeyi Allah için yapın. Karşılığını buluyorsunuz. Şu an saldırı yapanlar evet genel affın çıkmasına karşı olan arkadaşlar. Bakın biz bugün sosyal medyada ve sahada olmasaydık buna emin olun işte MHP'nin ceza indirimi. Ufak ya bize şunu yazıyorlar. Ne genel affı ya bir infaz indirimi olsun. 20-30 yıl ceza alanlar ne olacak? Bunları kimse düşünmüyor ama biz düşünüyoruz. Adil Yaşam Derneği bu sene adli mahkumun tamamını aileleriyle kavuşturacak inşallah. Yeter ki sabırlı olsunlar ve dua etsinler. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. TV'den dinle. Ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugün Güne Bakış'ta konuğum Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu'ydu. Süremizi de bir hayli açtık. Yarın saat 13'te Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.